Otlarını da kestim, koca bir caddeyi temizledim. Trabzon'da orada bir komşu
bakıyor, il başkanı olduğumu da biliyordu. Yunus Bey dedi, vallahi git adaylığını koy, seni belediye başkanı seçeceğiz dedi. Ben de güldüm. Ben de güldüm. Ah bacım dedim, öyle değil bu iş dedim. Buranın belediyesi bizim. Geçen gün dedim, belediye başkanı beni çağırdı. Dedi ki, sayın başkanım, o cadde sana ait. Ben de belediye başkanımın emriyle bu caddeyi temizledim. İşte size hizmet ettim dedim. Şaşkına döndüler. Bir gün de aynısını piknikte yaptım. Piknik alanını temizledim bir gün Nisan gününde. İki tane bir hanım ve beyi, beyefendi ne olursun bize yardım edebilir miyiz dediğinde, ne iş yapıyorsun dediklerinde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tekirdağ İl Başkanı'yı dedim. Onun için bana hiç uyman lazım değil. Şimdi ben şuna sorsam, desem ki önümüzde bir seçimler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaşandı. Yerel seçimler yaşandı. İlçeleri dolaştım. İki günün içerisinde hiç önemli değil. Sizin oylarınıza dilencilik yapmaya gelmedim arkadaşlar. Ben burada 4-5 kongre yaşadım. Hiçbir ilçe başkanımdan bir tane oy istemedim. Varsa burada sizin elini kaldırsın. Çünkü ben sadece milletimin, Ülkücü Hareket'in iktidarı, milletimin geleceği için buradayım. Yok. Benim bu koltuğa ihtiyacım yok. O koltuğun bana ihtiyacı var. Sizin için, çocuklarınız için. Çocuklarınız için. İşimiz kolay değil. Çünkü biz, milletimiz tarih boyunca 5 defa yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Soy yıkım projesi en iyisi ve en derinden onarıdır. Türkiye tam 13 yıldan beri AKP iktidarı tarafından yönetilmektedir. Bu 13 yılın kaybı, israfı, teslimiyeti ve onursuzluğu neticelendirmiştir. Türk milleti AKP yönetimi altında perişan olmuş, AKP yolsuzluk olmuş, yoksulluk olmuş, yalan ve yasakla bütünleşmiştir. AKP hükümeti batmıştır, bitmiştir, balon gibi patlamıştır. Villada para yedilemeyen, yatak odalarında para santralleri kuran, gemi yüzüne milyarlarla dolar içinde yüzen evlatlar şanslıdır. Ancak milletimizin pırıl pırıl milyonlarca genci cebinde 5 para yoktur. Haddi Tıp Kurumu'nun 17-25 Aralık'tan sonra medyaya yansıyan rüşvet yolsuzluk ve tapelerine montaj olmadığı sonucuna varmasıyla rüşvetçilerden bir ısrar, tedirginlik ve pişmanlığa yol açmamıştır. Çünkü bunların vicdan dikişleri çözülmüş, utanma perdeleri yırtılmıştır. Aziz milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Bakanı'nın Bakara Suresi'yle dalga geçerek Bakara Bakara soytarılığına tevessül etmesine şahitlik etmiştir. Tuhafımıza giden bir başka konu ise AKP eski bakanlarla ilgili kurulan soruşturma komisyonu ile ilgili yayın yasağı konulması. AK Parti iktidarı kimse devlet önünde çökmeyecek, diş çökecek olan devlettir dayatmasıyla gelinen noktada devlet bölücü örgüt PKK'nın Kürt devleti kurmak üzere Barzani'nin Irak'ta Müslüman kanı akıtan IŞİD'in ve PKK'nın uzantısı PYD'nin önünde diş çökmüş, bir kanser virüsü gibi her tarafı saran hırsızlık ve yoksulluk karşısında çaresizlik devleti diz çöktürmüştür. Thank you.
açıklıyorum. Sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 507. Geçerli oy sayısı 502. Geçersiz oy sayısı 5. Mavi liste 391. Beyaz liste 111 arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Doğrusu buydu. Vallahi doğrusu buydu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Sizinle her zaman beraber olmak istiyorum. Yaptığım eksiği kafama vurarak yap diyeceksiniz. Tamamla diyeceksiniz. 80 öncesi siz bizim başkanımızsın Yunus geçe. Başkanım. 18 yaşınız 17 idi. Şimdi sana 17-18 yaşında ordu kurduk. Eyvallah. Eyvallah. Artacak, sıkıntılarımız fazlaşacak. Fazlaşacak. Sizleri görevim şu, beni değil. Sizleri gerçekten de bu hareketin başına getiremezsem ben gözlerim açık gideceğim. Sağ olasın. Ama unutmayın. Hepinizi ayırmıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Senden de. Misafirlerimiz şöyle ayrı bir yerde şey yap. Çünkü çok uzaktan gelen misafirlerimiz de. Kemalettin. Gelin beraber onlarla gidelim oraya. Bir beraber olalım. Olalım. Tekrar ediyorum. Gönlümde hepiniz en az benim 10 katı değerinde yüreğimin en maddi köşesinde hepinize yer verdim. 112. Allah hepinizden tekrar yalnız belediye oylarıyla değil. Zindanlarda başkanımızdı. Evet. Ölülerin başkanıydı. Aynen. Sokaklarının başkanıydı. Evet. Gittilerin ölülerin başkanıydı. Bunu biliyorsun sensin. Biz ben konuşmamda da... Derinli oylara da saygımız var. Elbette ki. Ama sokakların başkanıydı. Bizim kazanmamız... Delegeler diyecek ki yok. ...daha kazanmalı. Çünkü bu hareket kazandığında alnımız ak, başımız dik, ancak bu milletin içerisinde gezeceğiz. Kol kola olduğumuzda, gezdiğimizde salonlardaki kongreler değil, milletin gönlündeki oylar alacağız. Aynen öyle. Ancak iktidara, ancak bu yolla gideriz. Evet, inşallah. İnşallah.